Kapıyı çalıyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz, baş selamı verip belirlenen çarpı işaretinin olduğu yere kadar gidiyorsunuz. Komisyonun tam karşısında. Çarpı işaretine geldiniz, elleriniz şu şekilde olsun, baş selamı verin, başka bir şey yapmayın. Özenli davranışı gösterdiğiniz için de sizlere de teşekkür ediyorum. Adım Melike, soyadım Benteşen. 23 Mayıs 2002 Diyarbakır doğumluyum. Melike Benteşen. Benteşen. 23 Mayıs 2002 Diyarbakır doğumluyum. Türk Telekom Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Bilişim Teknolojileri alanı ve Programcılığı alanından mezunum. 5 çocuklu ailenin tek kız çocuğuyum. Babam serbest meslek işçisi, annem ev hanımı. Bundan sonra biz sana soru sorduğumuzda cevap ver, tamam mı? Unutma. Böyle yaptım. Biraz heyecanlı gördüm seni. Şimdi Melike, neden polis olmak istiyorsun? Karakterime uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hem mental olarak hem fiziki olarak bu mesleği kendime uygun buluyorum ve severek yapacağımı düşünüyorum. İnsan sevdiği işte, severek yaptığı işte iştigal ettiği sürece her zaman kendine de vatana da milletine de hayırlı bir işçi olacağını düşünüyorum. Peki, bir soru çekebilir misin? Soru numarasıyla beraber okumanı istiyorum. 142. Terör denince ne anlıyorsunuz? Ne anlıyorsun? Aklına ne geliyor? Terör bir saldırıdır. Evet. Terör denince akla insanların özgür düşüncelerine, saldırı yapmak, gruplaşarak bir saldırı, terörizmi oluşturmak. Evet, doğru. Güzel. Sadece biraz heyecanlı gördüm seni. Gerisine baktığımızda gayet iyi, düzgün, mülakat metnin de güzel. Güzel bir puan aldığını söyleyeceğim çıkışta. Böyle devam et. Gidebilirsin. Şuraya koyayım mı? Yana bırakabilirsin. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Avaş Nida, soy ismim Aktepe. Diyarbakır 2003 doğumluyum. İsim ne? Avaş Nida. Nida, aynen, tamam. Soy ismim Aktepe. 2003 Diyarbakır doğumluyum. 4 çocuklu bir ailenin ortanca evladıyım. Babam bir kamu kurumunda işçi, annem ise ev hanımı. Neden polis olmak istiyorsunuz? Efendim, ben çocukları çok seviyorum ve savunması çocukların şiddete ve hakarete uğradıklarını gördüğümde içim yanıyor. Bu tarz çocuklara birazcık da olsa yardımda bulunabilmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir neferi olarak yardımcı olmayı bu kutsal görevi talip görüyorum. Güzel. Peki bir tane soru çekebilir misiniz mülakat sorunuzu? Numarasıyla beraber okumanızı istiyorum. 344. Mevlana'nın akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür sözünü açıklayınız. Çok güzel bir soru geldi. Her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür. Yani bir insanın bir lafı söylemeden önce 1000 kere düşünmesi gerektiğini ve aklındaki her şeyi hemen söylememesi gerektiğini söylemek istemekte. Çok güzel, doğru diyorsunuz. Tamam, bırakabilirsiniz. Yana bırakın. Genel olarak iyi gördüm. Çok iyi gördüm hatta. Böyle devam et, sesin biraz daha gür çıksın. Diksiyonun da iyi, fena değil. Normaldir bu. Çok kötü görmedim. Aferin, böyle devam et. Gidebiliriz. Teşekkürler. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Semih, soyadım Aslan. 20 yaşındayım. 4 kardeşli bir çocuğun ortanca çocuğuyum. Babam emekli memur, annem ev hanımı. Ne memuru baban? Babam emekli imam şu an. İmam. Evet. Tamam. Neden polis olmayı istiyorsun, imam olmayı istemiyorsun? Benim biraz daha hevesim vardı buraya. De çocukluktan kalma ailim. Hem dayım asker, amcamın oğlu polis falan. Onların da hikayelerini dinleyince böyle biraz daha empati duymaya başladım. Böyle hayallerim doğrultusunda buraya kadar geldim. Hakkımda hayırlısı olsun. Peki, bir tane soru çekebilir misiniz? Soru numarasıyla beraber okuyun. 122. Evet. İletişim nedir? Neymiş biliyor musun? İletişim iki insan arasında bir konuyu tartışma, birbiriyle görüşme açısından aralarında kurdukları diyalog diyebilirim. Peki sana kolay bir soru geldi. Bunu biraz zorlaştırmak istiyorum. Lehçe nedir? Lehçe bir topluluğun dili diyebiliyorum. Bir topluluğun kullandığı bir dil lehçe. Yani. Ya, doğru. Peki. Teşekkür ederiz. Sorunu bırakabilirsin. İçine değil, yanına bırak. Tamam. Genel olarak kötü görmedim. İyi gördüm. Aferin. Bu doğrultuda devam et. Ama sesin biraz daha gür çıksın. Hocam sesim kısılmış. Tamam, ona dikkat et. Bir an önce onu düzeltmeye çalış. Ne gerekiyorsa onu yap. Fena görmedim. İyi gördüm. Biraz da heyecanla yenik düşme. Genel olarak iyiydi. İsmin neydi senin? Semih Aslan. Semih. Sana burada vereceğim puan 80. Biraz sesim gür çıksın. Biraz daha güçlü durmaya çalış. O puanlarını doğrudan kırıyorum. Seni bir dahakine biraz daha güzel, iyi görmek istiyorum. Tamam mı? Hakkında hayırlısı olsun, gidebilirsin. Evet, evet. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Elbette. Sıla Babat. 4 çocuklu bir ailenin en büyüğüyüm. Babam marangoz, annem ev hanımı. Doğma büyüme Diyarbakırlıyım, aslen Mardinliyim. Hala Diyarbakır'da ikamet ediyoruz ailecek. Peki neden polis olmak istiyorsun Sıla? Olay yeri incelemeye karşı büyük ilgim var. Çocukluğumdan beri olay yeri incelemeyle ilgili kitaplar okurum. Sürekli olay yeri inceleme polisi olmak istiyordum. Öyle mi? Evet. Buna karşı da ilk adımımı atmak için... Peki bir polis olay yeri incelemeye gittiğinde ne yapıyor, ne ediyor, bununla alakalı bir fikre sahip misin? Tabii. Öncelikle etraftaki delilleri topluyorlar. Eğer ortada bir cinayet veya kaza varsa postmortem örnekler alınır veya alınmaz. Deliller toplanır. Bunun için biraz soğukkanlı olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Maşallah, çok beğendim. Bir tane soru çekebilir misin? Tabii. Soru numarasını oku istersen bize. 131 siber saldırı nedir? Bir fikrin var mı? Elbette. Siber saldırı internet üzerinden bilgisayar hackerları aracılığıyla evet, bilgilerin çalınması için yapılan saldırıdır. Doğru diyorsun. Sıla, genel olarak çok iyi gördüm sözlü mülakatını. Özgüvenin var. Bunun için 20 puan veriyorum. İfade etme yeteneğin var. Bunun için 20 puan veriyorum, çok iyi ifade ettin diye. Kendinden istenileni kavrama noktasına gelince buna 10 puan veriyorum. Çünkü kendinden istenileni biraz daha net bir şekilde kavrarsan, söylersen senin için daha iyi olacak. Oradan 10 puanını kırdım. Beden dilin çok iyi. Çok fazla el kol hareketleri falan yapmanı çok beğendim. Konu hakkındaki bilgi düzeyin çok fena değil. İstenileni çok iyi, net dediğim gibi ifade etmedin. Ondan biraz puan kırıyorum. Ondan da 10 puan kıracağım. Genel itibariyle topladığımda 80'e yakın bir puan aldın. O da iyi, fena değil. Umarım parkurdan da iyi bir puanla geçersin. Seni de polis teşkilatında görmek isteriz. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyim? Elvan Çalık, 25 Haziran 2004 doğumluyum. Bu sene liseden mezun oldum. Anne adım Öznur, baba adım Hasan. Annem güzellik uzmanı. Babam ise müteahhitlik mesleğiyle uğraşıyor. Müteahhitlik. Evet. Anladım. 2 kardeşiz, en büyüğü benim. Tamam. Elvan, neden polis olmak istiyorsun peki? Şöyle ki, yaşadığım çok acı verici ve gururlu bir olaydan dolayı polis olmak istiyorum. Öğrenebilir miyim? Çok sevdiğim, saygıdeğer bir eniştem vardı. Kendisi bomba uzmanı, aynı zamanda da emniyet amiriydi. Bomba imha uzmanı. Aynen, bomba imha uzmanıydı. Tam emniyet müdürü olmasına birkaç gün kala şehit oldu. Hadi ya. Evet, çok sevdiğim, değer verdiğim bir insandı. Ailemdeki çoğu kişinin polis olmasını da zaten o sağladı. Çok destek oldu hepimize. O yüzden ben de onun yolundan gitmek istiyorum, Allah nasip ederse. Sen de bundan dolayı istiyorsun. Evet. Peki bir tane soru çekebilir misin? Tabii. Karakter nedir? Kişinin... Kaçıncı soru? 136. soru. Tamam, bekliyoruz cevabını. Karakter kişinin kendini yaşadığı çevrenin de etkisiyle yaşadığı psikolojik veya diğer olaylardan ötürü dış görünüşüne yansıtmasıdır. Kendi özelliklerine. Doğru. Tamam. Bırakabilirsin soruyu. Elvan, sözlü mülakatım bitti. Çok kötü görmedim. Verdiğin örnek çok iyi. Neden polis olmak istiyorsun sorusuna cevabın iyiydi. Beden dilin iyi. Ses tonun güzel. Bir tık daha artırırsan daha iyi olur. Evet. Özgüvenin yerinde. Güzel. Fena görmedim. Genel itibariyle iyi. Ben sana 90'a yakın puan veriyorum. Teşekkür hatta 90 ederim. Veriyorum. Sen biraz o dediklerime de dikkat et. Birazcık daha ses tonunu yükselt. Evet. Ufak tefek notlardan biraz kırdım. Gerisi güzeldi. Soruya da iyi cevap verdin. Tam istediğim rol model. İyi. İnşallah parkta da güzel bir saniye yaparsın. Ön saltta da bir sıkıntı çıkmaz. Çok geçersin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mahsun Hoca'nın söz mülakatına girdin. Nasıl buldun? Bence çok iyiydi. Hani geleceğe yatırım yapıyor hocamız. Çok teşekkür ederiz. Bize çok emek gösteriyor. Her şey için çok teşekkürler. Aslında çok gerçekçi hissettirdi. Hatta bunun için çok heyecanlandım. Yanlış cevaplar verdim. Kötüydü yani benim için ama deneyim için çok iyiydi. Çok profesyonelce buldum. Yani izlediğim videolara bakılarak tamamıyla gerçekçi bir atmosfer vardı. Çok memnun kaldım. Çok profesyoneldi ve çok güzel olduğu için hayır yapılmasını istiyorum bunu. Tabii çok güzel bizim için bir deneyim oldu. En azından burada heyecanımızı atmış olduk. Oradaki biraz daha olsa atmosferi az çok tatmış olduk. Yani çok iyiydi. Çok profesyoneldi, çok gerçekçiydi. Bizim heyecanımızı aldı. Hocamıza da çok teşekkür ederim. Mülakat çok profesyoneldi. Ben gelmeden önce çok heyecanlıydım. Gerçekten yapamayacağım falan diyordum. Gerçekten Mahsun Hoca hakkını veriyor ve ben daha önce bunun yapıldığında hiçbir yerde duymadım. Ki yapılsa da millet hani parayla bu işi yapıyor ve Mahsun Hoca öğrencilerine gerçekten çok da emek veriyor. Ondan da çok teşekkür ederim burada. Gayet iyiydi. Gerçek mülakatta gibi hissettim kendimi. Sorularda daha önceki mülakatta çıkmış sorularda çok benzerdi. Çok gerçekçiydi. Çok memnun kaldım. Hocamızın verdiği sözlü mülakat eğitimlerinin başka bir eğitimde verebileceğini düşünmüyorum ve hocamız bize bunu bir torpil olarak yaptığını düşünüyorum ve çok başarılı buldum. Gayet iyiydi. Çok beğendim. Gayet eğitici bir programdı. Onunla çok teşekkür ederim. Ona ve grubuna. Mülakattan önce heyecanımızı yenmemiz adına çok güzel bir ayarlamaydı bence. Parkur eğitmenim ailesine çok teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Gayet memnun kaldım. Profesyonel bir eğitim gibiydi. Memnunum. Aslında çok güzel bir eğitimdi. Kendi eksiklerimi gördüm. En azından nerede nasıl yapacağımı çok iyi öğrendim. Sağ olsun Mahsun Hoca gerçekten gerçek heyet gibi karşımızda durdu. Gerçek heyetin sorduğu soruları sordu. Yani çok profesyoneldi bence. Mahsun Hocam sayesinde sözlü mülakata geçebileceğime inanıyorum. Bu zamana kadar her zaman yanımda oldu ve beni sözlü mülakata çok iyi hazırladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki sözlü mülakata başarıyla geçip polis olacağım. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.